Buyurun. Çok terli misiniz doktor bey? Burası çok sıcak. Bir de insan böyle torbaların içine girince iyice pişiyor tabii. Üst katta ne var? Üst kat benim evim oluyor. Yani burayı böyle ev ofis şeklinde düşündüm. Bakabilir miyiz? Tabii. Buyurun. Engin. Alex. Siz çıkın bir bakın. Baş üstüne. Biraz dağınıktır, kusura bakmayın. Önemli değil. Bu kimin kan izi doktor bey? Bilmem. Bir hastamın olmalı. Burası bir muayenehane sonuçta. Her türlü vaka geliyor buraya. Anladım. Normalde ben hep temiz tutarım yerleri ama bu virüs olayı çıkınca biraz dağıldık tabii. Kapının önünden buraya kadar gelen kan izleri kimin peki? Kapının önünden gelen mi? Evet. Buraya yaralı birini taşımışlar sanki. Evet. Dün bir hastam gelmişti. Hemen arka taraftaki lisenin bahçesinde basket oynarken burnu kırılmış. Onu getirdiler taksiyle. Yatırdık buraya. İlk müdahalesini yaptık. Sonra hastaneye götürdüler. Onun kanıdır büyük ihtimalle. Bayağı bir kanaması vardı çünkü. Biz yine de bakalım kimin kanıymış. Thank you.
Ne oldu çocuklar? Yukarısı temiz şefim. Alt katta ne var? Alt kat? Alt katta mı? Hı. Bodrum katı orası. Bir şey yok. Buraya giriyorlar. Biz bir de şu bodrum katına bakalım diyoruz. Bakın tabii. Yalnız kazan dairesinin orada benim eski röntgen cihazım var. Oralara pek yaklaşmayın. Radyasyon, madyasyon. Allah korusun. Fena terlediniz yine doktor bey. Risk yaptım galiba. Ateşim çıktı. Aman siz çok dikkat edin de. Buyurun müdürüm. Neredesiniz çocuklar? Sarıyer tarafında bir klinikte arama yapıyoruz müdürüm. Şimdi Bakırköy'de özel bir hastaneden ihbar aldım. Marazelli'nin eşkaline uygun bir hasta getirmişler. Hastanın üzerinde kimlik yokmuş. Hemen oraya gidin. Baş üstüne müdürüm. Ses duydun mu? Galiba içeriden geldi. Karıymış. Biz yine de bir bakalım. Çocuklar, hadi gidiyoruz. Ne oldu şef? Bakırköy'deki hastaneye Marazelli'nin eşkaline uyan kimliği belirsiz bir yaralı getirmişler. Acele edin. Hadi. Rahatsız ettik, kusura bakmayın. Önemli değil.
Siz de görevinizi yapıyorsunuz sonuçta. Evet. Siz yine de buralardan çok uzaklaşmayın. Bu kanın sahibini öğrenince sizi yine ziyarete gelebiliriz. Tabii. Her zaman beklerim. Alex. Sen yolda inip taksiyle laboratuvara gez. Hemen bu kanla Marazali'nin kanını karşılaştırsınlar. Bağışlayın şef. Polisler gittiler. Ama Ali abi acilen buradan çıkarmamız lazım. Yerdeki kanlardan örnek aldılar. Laboratuvarda kimlik karşılaştırması yapacaklarmış. Mutlaka geri geleceklerdir. Ali'nin durumu hiç iyi değil. Bu halde daha ne kadar kaçıp saklanabiliriz? Ali abi daha evine götürdüğümüzde orada güvende olacağız. Kimse bulamaz bizi orada. Biziz abici, indir şunu, sakin. Ulan ben de sakin olacak, kafa mı kaldı be? Bizim de ödümüz koptu abicim, adamlar bir gittiler bir geldiler. Çok vaktimiz yok. Kan testi sonuçları en fazla yarım saate çıkar. Acele etmemiz lazım. Ekibi görünce hiçbir yere gidemedik ki. Kapıda bekledik, acil bir durum falan gerekebilir diye. Ne yapacağız o zaman? Ali bu haldeyken nasıl taşıyacağız da abine? Ambulans kasip ederek. Nasıl? Evet. Gürcan, sen hemen bir özel ambulans şirketini ara. Durumu çok kritik bir hastam vardı. Hemen tam donanımlı bir ambulans göndersinler buraya. He? Ama tilki. Aması maması yok abicim. Hadi koş. Koş hadi. Hadi Gürcan, hadi. Merak etme abi. Şimdi çıkarıyoruz seni buradan.